Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay olan şöyle kadife iple yaptığım topuz tokasını yapmaya çalışacağım inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi kadife ip kullandım. Şu şekilde esnek şöyle takabileceğiniz bir topuz tokası gördüğünüz gibi. Bugün sizlere bunu anlatmaya çalışacağım inşallah. Yapımı gayet kolay. Hemen yapıp çocuklarınız da takabilir, siz de takabilirsiniz. Şu şekilde güzel bir toka. Ben bunun için evde kalan, daha önceki yaptığım panduflardan kalan kadife iplerim vardı. Onları kullandım. Evde kalan kadife iplerinizi değerlendirmek istiyorsanız bu tokalardan yapabilirsiniz. Şu şekilde. Ben şöyle bunda böyle siyah bir tokam vardı. Onu kullandım. Ama bu tokası olmayanlar şu şekilde bu sefer de lastikle göstereceğim. Şöyle bir karış kadar lastiği kestim. Lastiğimi alıyorum. Ucuna bir tane düğüm atarak kapatacağım lastiğimi. Şöyle sabitledim. Şu şekilde tokamı elde ettim. Şu fazla lastiği kesiyorum. Evet. Evde sizin bu tokanızdan yoksa bu şekilde lastikle de yapabilirsiniz. Herhangi bir evinizde şöyle plastik kapaklar vardır mutlaka ki. Ben ölçüm olarak bunu kullanacağım. Buna saracağım o şu ucunun püskülleri. Böyle bir kapağım var benim. Şöyle tığım var. Kalın bir tığım var. 2,5 milimetrelik bir tığım var. Ve evde kalan dediğim gibi kadife iplerim var. Onları değerlendiriyorum. Şimdi lastiğimi alıyorum. Kadife ipimi de aldım. Şöyle ilk önce tığa bir tane şöyle zincirle sabitliyorum bunu. Lastiğimi aldım. Şuradan başlıyorum. Lastiğime bir tane sık iğne battım. Bir sık iğneyi battıktan sonra bu plastik kapağımı alıyorum. Şu şekilde alttan alarak başlıyorum. Şimdi ipimi alttan geçiriyorum. Bunun. Şöyle getirdim buraya. Bu arada kalıyor. Yanından lastiğin bir tane sık iğne ile başlıyorum. İlk başlangıcı zor oluyor. Daha sonrakiler kolay olacak. Bir tane şöyle sık iğne çekiyorum. Aldım. Bunu iki taneyi bir taneden çekiyorum. Şimdi alttan alıyorum. Plastiğin bakın bunun altından geçiriyorum. Buraya aldım lastiği. Şöyle lastiğimden sık iğneyle kapatıyorum. Alttan aldım. Lastikten böyle sık iğneyle kapattım. Böyle alttan geçiriyoruz. Sayı yok burada. Bakın artık daha rahat yapacaksınız. Şu şekilde. Şöyle alttan alıyorum. Böyle lastiğin üzerine koyuyorum. Buradan geçiriyorum. İplik arada kalıyor. Alttan geçirdim. Şöyle lastiğin üstüne yerleştiriyorum. Buradan yanından hemen sık iğne ile kapatıyorum. Aldım alttan. Rengarenk yaparak ister satabilirsiniz bunları. İsterseniz çocuklarına, kız çocuklarına yapabilip rengarenk takabilirler. Şöyle geçirdim. Ve sık iğne ile kapatıyorum. Dediğim gibi sayı yok burada. Siz yapabildiğiniz kadar lastik dolana kadar yapacaksınız. Şöyle şöyle bakın düz bir şekilde zaten oluyor. Bunu çıkarttıktan sonra kendi kendine kıvrılıyor zaten. Siz elinizle hiçbir işlem yapmanıza gerek yok.
Şöyle kapatıyoruz buradan. Sıra sıraya şöyle ileri çekiyorum. Siz dediğim gibi uzunluğunu hangi boyda istiyorsunuz öyle bir kapak, plastik bir şey ya da kartonla bile yapabilirsiniz evinizde. Ben dediğim gibi bu plastik kapağı kullandım. Siz hangi uzunlukta yapmak istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Şöyle artık lastik gördüğünüz gibi geriye de kalıyor. Parmağınızı şöyle takarak devam ettirebilirsiniz. Şimdi geldik. Şöyle azıcık çıkartalım. Çünkü lastiğimiz bakın yarılandı. Geride kalıyor. Şöyle birazını çıkartıyorum. Hepsini çıkartmayın. Şöyle birazını çıkarttım. Lastiğim beriye gelsin istiyorum. Şimdi devam ediyorum. Tekrar. Lastiğimin üzerine dolana kadar yapacağım. Şöyle alttan geçiriyorum. Ve buradan sık iğne ile kapatıyorum. Yavaş yapıyorum. Elimden geldiği kadar. Şöyle. Geriye çekelim. Bakın gördüğünüz gibi çıkarttığım yeri göstereyim şimdi size. Bu kendi kendine şöyle elinizle yaptığınızda zaten kendi kendine kıvrılıyor. Şöyle biraz da lastiğimi çekeceğim geri, bu tarafa doğru sıkı olsun biraz istiyorum. Bakın şöyle şöyle sıkılaştırarak devam ediyorum. Alttan alarak bu şekilde bütün lastiği çeke çeke dolduracağım. Çocuğunuzun kıyafetlerine göre rengarenk yaparak kız çocuklarına giydirebilirsiniz, takabilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz. Ben uzun hoş duruyor. Onun için uzun yapmak istedim. Siz daha da kısa yapabilirsiniz bu püsküllerini. Şu şekilde hepsini tamamlıyorum. Biraz şöyle çekiştire çekiştire lastik olan yeri hallediyorum. Sadece yapmamız gereken böyle geçirip lastiğin üzerinden sık iğne ile kapatmak. Bir tane yumaktan 3-4 tane çıkabilir. Yapın, alın bir tane yumak ipinizi. Evde bir saat içinde 3-4 tane yapabilirsiniz. Dediğim gibi satabilirsiniz, hediye yapabilirsiniz, çocuğunuza yapabilirsiniz ya da kendinize de yapabilirsiniz. Şu şekilde. Bunun daha önce püsküllü botunu da yapmıştım kanalımda mevcut bu iplerle. Onlarla takım olarak çocuklarınıza kullanabilirsiniz. Evet. Bakın burada birikti iyice. Lastiğim hala var. Çektiğim için. Çeke çeke dolduruyorum. Şimdi birazını daha çıkartacağım yine buradan. Hepsini çıkartmıyorum. Zorlaşmasın. Şöyle birazını çıkarttım. Bu kalsın burada. Şimdi yine devam ediyorum. Böyle bir plastik kapak kullanırsanız hem eşit olacak püskülleriniz hem de daha düzgün duracak. Hem de yaparken daha kolay oluyor.
Çekerek yapıyorum lastiği. Daha fazla alsın ve daha puf puf dursun. Şöyle artık kapatabiliriz. Bence bu kadar yeterli. Nasıl kapatıyoruz? İlk başta yaptığım yere sık iğnenin içine şöyle batacağım. Buraya bir tane sık iğne ve bir iki zincirle sabitleyeceğim. Şöyle ipimi kesiyorum. Ve artık hepsini çıkartabilirim. Şöyle hepsini çıkarttım. Gördüğünüz gibi. Çok hoş oldu. Evet, bu kadar. Şöyle elimizle düzelteceğiz püsküllerini. Ve tamamladık. Bu daha küçük oldu. Bu ipin biraz daha kalındı. Şöyle bu daha kalın oldu. Bu daha kısa oldu. İnce oldu daha doğrusu. Şu şekilde saçınıza çocuklarınızın takabileceğiniz püsküllü tokamız hazır. Bu kadar kolay yapım, dediğim gibi 5 dakika içinde yapıp hazırlayacağınız bu tokaları renk renk yapabilirsiniz. Bugünlük bir videomuzun sonuna daha geldik. İyi günlerde, güle güle kullanın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.